Selam arkadaşlar. Alfa Kripto kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere EURUSD'de bugün aldığım işlemin sebeplerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle birkaç gündür EURUSD, GBPUSD, Avustralya doları USD sürekli olarak düşüyor. Düşerken de imbalanslar ve test edilmemiş bölgeler ve AQ high'lar bırakıyor. Burada mesela imbalans var. İmbalansı. Ben kabaca alıyorum arkadaşlar. Siz ince çizersiniz arkasındaki önündeki muma dikkat ederek. Yani şöyle bir önceki mumla bir sonraki mumun iğnesine kadar diye ayrıntılı detaylı çizebilirsiniz imbalans bölgelerini. Ben kabaca çiziyorum. Evet. Yine burada likidite. Yani yukarıda bir sürü likidite biriktire biriktire gitmeye devam ediyordu. Herhangi bir dönüş emaresi de vermemişti. İşte burada da likidite var. Hemen burada yine bir imbalans var. Doldurulmamış. Dikkatimizi çekiyor. Evet. Ve uyumsuzluklar da oluşmaya başlamıştı. Uyumsuzluğu da gösteririz. Ve burada arkadaşlar görüyorsunuz dün bir range yapısı yaptı. Burada bir range yapısı yaptı. Ve daha sonra da bu range'in de daha doğrusu bu low noktanın da likiditesini almaya bugün indi. Ve şurada da arkadaşlar gördüğünüz üzere bir likidite bıraktı. Hem de güzel bir likidite. Bir tane daha var. Benim için yani ben çok yukarıları gösterdim ama çok likidite bırakarak gittiğini göstermek için orayı göstermiştim. Şurada da likidite var. Şunu şöyle bir çekelim. Bu da arkadaşlar gördüğünüz üzere deviyasyondur benim. Şimdi ben sabah uyandım da kalktığımda baktım piyasaya. Çok güzel buralarda likiditeler var. Şurada şurada. Likiditeleri belirgin olsun diye kutucuğa alalım. Şurada alalım. Yukarıda test edilmemiş arz bölgeleri var. Hiç gelmemiş fiyat oralara. Burada. Öte yandan bu şurada bir range vardı. Bunu da griye alalım. Gördüğünüz üzere 0.5'e saygı gösteren bir range. Yani kaliteli bir range. 0.5'e saygı var bu range'de. Destek direnç olarak çalıştırmış. Bakın devamında da çalıştırmış. 0.5'e saygı gösteren bir range alanımızı seçelim. Şöyle olsun. Ve bu yüzden ben POÇ ihtimali üzerinde range'imizde griyi işaretleyelim. Durdum. Likidite var. Likidite var. Aşağının likiditesini alıyor. Deviyasyon noktasındayız. Yukarıda imbalans var, yukarıda likidite var, yukarıda test etmediği bölge var ve uyumsuzluklar var. Uyumsuzlukları da göstereyim. Uyumsuzluklarda biliyorsunuz iki indikatör kullanıyorum. Daha önce de anlatmıştım. Ersin osilatör, müthiş osilatör, bir de RSI uyumsuzluğuna bakıyorum. Ersin osilatör, müthiş osilatör. İngilizce kuruları çıkar. Meydana. Divergence. Şurada. Gördüğünüz üzere uyumsuzluk. Müthiş rotörde var. Hem de tam istediğim yani nerede range deviyasyonunu yaptığı benim range deviyasyonu olarak işlem almaktan keyif aldığım bir bölgede range deviyasyonu yapmış.
yukarıya doğru çıkması için bir emare. RSA'ya da bakalım arkadaşlar. RSA'ya bakıyorum. RSA'da da görüyorsunuz aynı noktada uyumsuzluk varmış. Aynı noktada RSA uyumsuzluğu da mevcut arkadaşlar. Dipnot olarak söylüyorum. Evsim osilatörlerde iğne ucundan yani mumların iğne ucuyla osilatörün tepe ve dip noktalarını çizerek uyumsuzluk bakabilirsiniz. RSI'de ise iğne ucundan değil kapanışlardan uyumsuzluk bakarsınız. Yani şu şekilde çizmeniz gerekir. Çünkü RSI hesaplama yaparken kaynak olarak kapanış değerlerini alır. Evsim osilatör, müthiş osilatör o şekilde değildir. High ve low noktalarını dikkate alır. Neyse özetle her ikisinde de uyumsuzluk var. Yükseliş için bir emare. İyi, hoş, güzel de nereden işleme gireceğiz? Şuradan işleme girmeye karar verdim arkadaşlar. Eğer gelirse nasip olursa dedik. Bakın şurada test etmediği bir talep bölgesi var. Ve hemen üstünde imbalans var. Daha alt zaman dilimlerine inerseniz daha net görürsünüz. Sarıları imbalans olarak çiziyorum. Evet. Burada bir imbalans bırakmış. Eğer buraya inerse burası FTR şuraya arkadaşlar. Buraya inerse şuraya bölgeye fiyat yukarıya doğru işlem alırım diye düşündüm. Hedefim de likidite de olur diye düşünmüştüm. Sonrasında neler oldu? Ona bakalım. Ona bakmadan önce bir de şeye bakalım. Çizimleri kapatalım. Arkadaşlar Asya range değil. Bunu daha önce bu hafta yayınladığım videolardan birinde söylemiştim. Asya trend. Bakın bir range hali var mı şu koca zaman diliminde? Hayır, yükselmiş. Asya trend olmuş. Asya trend olduğuna göre Asya trend ve Asya manipülasyonu beklemek çok mantıklı değil. Yine neredeyse Asya manipülasyonu yapacak kadar aşağı indi ayrı mevzu. Beni de işleme aldı ama Asya manipülasyonu gözüyle bakamayız Asya trend olduğunda. Asya'nın range olması gerekir. Asya manipülasyonunda. Evet, sonrasında ben nereden işleme gireceğime karar vermiştim. Ve fiyat hareket etmeye başladı. Hızla oyalanarak benim istediğim yere doğru geldi. Buralardan da aslında short işlem açmayı düşündüm ama sonra vazgeçtim. Ve ben buradan işlem aldım. Biraz sonra gösteririm. Gruba attım işlemleri. Alt zaman dilimine inelim. Tam buraya geldi arkadaşlar. Buradan işlem almaya başladık. Ve bayağı da aslında şey güçlü güçlü geliyordu. Hemen işlem aldığımız yeri de gösterelim. Ha, bu arada işlem aldığımda hedefler neresi? İşlem aldıktan sonra hedefler neresi? İşte imbalans var mesela direkt dikkatimi çeken. Şuradaki imbalans. Yani buradan işlem alacağım. İlk işlemlerim scalp işlem. İlk hedefim şurası. Şöyle basitçe bir setup kuracak olsanız arkadaşlar, kabaca bir setup kuracak olursanız. Şuralara en az ben daha yukarıları hedefliyorum bu işlem için. Biraz önce gösterdiğim nakit alanlarını hedefliyorum. Ama en az 3 ağır verecek şekilde setup kurmanız gerekirdi. Yani daha sonrası benim hedeflerim daha yukarıda ama 3 ağırda kesin karımı alıyorum. Kendi işlem modelim bu şekilde. Benim işte buralar falan hedeflerim. Fiyat bu noktaya geldiğinde, bu noktaya ulaştığında hemen ben gruba attım tabii bunu.
14.57'ymiş saat. Arkadaşlarla paylaştım durumu. İşte şu yeşiller, işlem aldığım yerler, gördüğünüz üzere. Şurası bakın, biraz önce size de gösterdim. Hedef. Niye hedef şurada değil de işte sniper diyorsunuz da burada? Çünkü split farkı var. Bakın şu split indikatörünü bu yüzden kullanıyorum. Orta o genel split üzerinden hesaplama yapıyorum. Yani fiyat şuraya geldiğinde, anca sizin split uygun oluyor da buradan işlemimiz kapanıyor. O yüzden hedefin biraz altını tuttuk. Burası ve daha yukarılar, yani 4 harve yukarısı demiştim zaten. Bakın. Niye buraya koyuyorum hedef? Burada çünkü AQ high var. Burası yıpranmış, test edilmiş bölge. Burada da likitle birlikte. Burada likiti de var. Hedefler buralar diye düşünüyorum. Gider gitmez. Ben şurada kapattığım zaman işlemimin büyük bir kısmını ve şurada kapattığım zaman rahat edeceğim. Gerisi keyfi açık. Sürebildiği kadar yere sürsün. Tabii ki iş süren stopla, bundan da kâr etmemek gibi bir amacım yok. İlerledikçe işlem iş süren stopla devam ediyoruz. Evet, akabinde ne olmuş? Tam bakın şuradan. Bobinin hemen altından, bobinin üstünden, burada üst üste geldiği için hızlı alsat tuşlarıyla yapıyorum işlemleri. Şuradaki hızlı alsat tuşlarıyla. Hemen anında bastığım için arkadaşlar, burada iki tane ya da üç tane, tam hatırlamıyorum, işlem açık burada. İşte burada grafik geliştikçe işlemler açık. Bu da farklı zaman dilimlerinde, bakın hedef 1, hedef 2, hedef 3, bir tane daha yukarıda bir hedefim daha var. Hedef 4 olmak üzere hedefler. Evet. Sonra iyice burada likitliği oluşturdu. Daha çok likitte var. Ben işlemdeyim zaten. Bölgeye gayet inanmış durumdayım. Likitle birlikte tek şeyim, handikapım şurada da imbalans bıraktı. Kırıp geri döner mi? Aynı zamanda da burada da likitle bıraktı. Bir handikap da bu. Burada da bir handikap. Bu beni düşündürüyor. Henüz net bir yukarıya kırılım da yok ama bölgeye çok güveniyorum. Çünkü neden? Şunu da göstereyim. Göstermeyi unuttum. Arkadaşlar burada bir yukarıya doğru baktığımız zaman diliminde gözükmüyor da zayıf change off var diyeyim ben size. Zayıf change off'u da YouTube'da anlatmadığım için kafanızı karıştırmayayım. Bir kırılım var arkadaşlar. Yani aslına bakarsanız tam bir change off gerçekleşmemiş. Ancak yukarıya doğru hareket görüntüsü oluşmuş. Yükselen trend görüntüsü oluşmuş. Tepeler yükselerek, dipler yükselerek gidiyor. Yani yükselen trend görüntüsü oluşmuş. Tam bir düşüğü, low noktasının alındığı bir durum söz konusu değil. 15 dakikalıkta, 30 dakikalıkta. Ve bu aşağıdaki son gösterdiğim likidite de beni biraz tedirgin etmiyor değildi. Özellikle son şu hareketten sonra. Sonra devam ettik. Burada ben ilk işlemlerimin karını şu harekette aldım. Birinci karlarım aldım artık, 4 har, 5 har, işte 4.8 har cepte. Dikkat edin lütfen. Burada arkadaşlar 5 dakika düşen trend var. Ne var burada arkadaşlar? Bir trend değişimi var. Yukarıya doğru bir change of geldi. Şurada ne var? İmbalans bıraktı.
Eğer dönerse buradan işlem alabilirdiniz. Ben çok işlem aldığım için işlem alma gereği hissetmedim tekrar. Yeniden işlem alma gereği hissetmedim. Ama buradan da hani ben buradan giremedim, emin olamadım, bir change of görmedim diyen kişinin de şuradaki sarı alanı testle beraber işleme girmesi gerekiyordu. Bakalım test etmiş mi? Gördünüz. Test etti. Neyi test etti? Buradaki internal order bloğu test etti arkadaşlar. Aynı zamanda buradaki imbalansı giderdi. Ve yukarıya doğru hareketini yapmaya başladı. Evet, bakalım. İkinci hedef de geldi arkadaşlar. TP1 buradaydı. TP2 de buralardaydı. İkinci hedef de geldi. Benim sadece şuradaki en dipteki iki parça işlemim açık şu an itibariyle. Devam edelim. Ne oldu bilmiyorum. Evet. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şu an daha bakmadım ama bu hedefim de gelmiş. Üçüncü hedefim de gelmiş. Şu anda bir parça açık işlemim var. Hedefi neresi? Daha doğrusu bu EQ ayın üst noktası. Burayı da aldığında bütün hedeflerim gelmiş olacak. Aslına bakarsanız buraya aldığında değil, şuraya aldığında bütün hedeflerim gelmiş olur. Ama ben riske etmek istemiyorum. Böyle kalsın istiyorum. Buradan yani daha doğrusu likiteyi aldığı yerden çıkmayı tercih ediyorum. Genellikle aşağıdaki burada olduğu gibi manipülasyon noktasından işlem aldıysam saat olarak da zaten benim trade etmediğim saatlere geldik. Ben bu saatlerde trade etmiyorum. Daha önce de söylemiştim. Ben Avrupa ve Londra açılışlarında ve Amerika borsalarının açılışlarında trade ediyorum. Yani paranın aktığı saatlerde trade ediyorum. Ne gerçekleşti? Şuna da bakalım. Power of Treebox gerçekleşti arkadaşlar. Şahane bir Power of Treebox. Her şeyiyle mükemmel bir Power of Treebox. Neden her şeyle mükemmel? Uyumsuzluğu var. Bölgelere riayet ediyor. Çok güzel EQ high'lar bırakmış. İmbalansları çok güzel test ediyor. Test gittiği yer çok güzel. Dar deviyasyondan geniş deviyasyona gidecek gibi çok güzel bir Power of Treebox setup'ı ve fırsat veren bir Power of Treebox setup'ı arkadaşlar. O bakımdan beni çok mutlu eden, çok rahat bir işlem oldu. Forex ile alakalı bana çok özelden sorular soruyorsunuz. Forex ile alakalı evet anlatmadığım konular var. Keyzone'lar, YouTube'da anlatmadığım konular var. AlphaTrade Club'da anlattım hepsini. Keyzone'lar, Time Price Trader'lı, Londra'nın Avrupa'ya yani Frankfurt borsasının açılışına, aslında genel olarak Avrupa'nın hepsi Almanya ile aynı saatlerde açıyor. Amerika'nın önce borsalarıyla Amerika'nın borsasının açılış arasındaki durumlar, ilişkiler. Almanya açılmadan bir saat öncesindeki durum. Önce borsalar açılmadan bir saat öncesindeki durum. İşte öğle tatilleri, Londra kapanışı gibi ve işte bunların Avrupa'daki Londra'daki hareketle New York'taki hareketin birbirine göre nasıl davrandığı, birbirinin devamı mı zıttı mı, ne gün zıttı olacak, ne gün devamı olacak gibi mevzular var. Forex ile ilgilenen arkadaşların bunlara kesinlikle bilmesi gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor. Onun dışında ben uzun süre kripto anlattığım için bunları söylüyorum. Onun dışında kriptodan daha keyifli bence. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Uzun süre ben Forex'e çok cahilce, ön yargılı böyle bilmiş bilmiş konuşmuşum. Keşke çok daha önce girseydim. Hep söylüyorum. Forex şu biraz önce anlattığım kavramlar dışında yapıların çalışmasını da geçtim arkadaşlar.
Çalıştığınız bir kere zaman belli. Saatler belli. Bu bakımdan çok insani. Kriptoda yani kaptırıyoruz kendimizi. Gecemiz gündüzümüz olmuyor. Sürekli yani bir iş başından kalksak ya da işte ne bileyim başından kalkmakla değil de aklımız orada kalıyor. Piyasada kalıyor aklımız. Tüh şunu da yapsaydık, bunu da yapsaydık, şöyle de olsaydı, böyle de olsaydı diyoruz. Hafta sonu da açık, 7-24 açık. Bir işlemi bekliyoruz. Reversal'da giren biriyseniz emir atmadan. Gece geliyor işlem, uykuda oluyoruz. Oysa Forex Avrupa borsalarının, Londra borsasının ve Amerika borsalarının açılış saatleri bizim hayat standartlarımıza inanılmaz uyuyor. Yani bizim yaşadığımız saatlerle çok uyuşuyor. Doğal olarak da herhangi bir şey kaçırmıyorsunuz. Siz uyandığınızda fiyata hareket gelecek saatler sizin uyandığınızda, sizin çalıştığınızda, sizin hayata karıştığınızda olan saatler. Saat işte 9'la akşam 6 arası 7 arası arkadaşlar. Bu bakımdan çok iyi. İşte hacim problemi yok zaten. Her zaman hacim var. Ya mesela bir işleme giriyorsun. İşte bir range desin. O range'de belki günlerce oyalıyor kriptoda. O Forex'te biliyorsun hangi saatlerde hareket gelecek. Range'de dahi olsa, range'de dahi para kazanabilirsin. Hangi saatlerde işleme gireceğini biliyorsan. Bu bakımdan ben Forex'i herkese tavsiye ediyorum açıkçası. Tabii ki bilen herkese tavsiye ediyorum. Kasa yönetimi disiplini olan herkese tavsiye ediyorum. Bir sürü yapı öğreniyorsunuz. İşte flat limitler, order bloklar, breakerlar, power of three box'lar, EQ high'lar, low'lar, range deviyasyonu. Bunlar çok göze hoş gelecek. Hemen gözünüzde işte görüyorsunuz grafikte de algılayabileceğiniz şekilde karşınıza grafiklerde çıkıyor. Kriptoda genellikle insanların yani özellikle de işte çok uzun süredir trade etmeyen arkadaşların grafik pratiği az arkadaşların görmekte zorluk çektiğini görüyorum. Oysa bu problem Forex'te yok. Forex'te yeni başlayan biri bile daha çabuk öğrendiği yapılara işte order bloğu öğrendiyse order bloğu görmesi, imbalansı görmesi vesaire daha kolay oluyor. Yapılar daha net, grafikler daha net, daha temiz. O yüzden de yapıların çalışma olasılığı da bu arada daha yüksek. Hacim çok yüksek olduğu için bir blok varsa o bloğu yıkıp geçemiyor. Hacim var çünkü para var orada. O yüzden de benim gibi cahil cahil konuşmayın arkadaşlar. Kripto derseniz yani de Forex'e dalın demiyorum sizlere. Ama bir demo hesabı açın. Kendinizi deneyin. Hatta şöyle yeni öğreniyorsanız bu işe yeni adım attıysanız yapıları yeni öğreniyorsanız kendinize Forex demo bir hesapta ücretsiz demo bir hesapta test edin. Böylelikle yapıları daha kolay daha basit öğrenmeniz sağlanır. Sonra bir de kriptoda test edin. Aradaki farkı görürsünüz zaten. Evet, herkese başarılar, bol kazançlar dilerim.